Merhaba arkadaşlar. Hastaneye geliyorum deyince acil bir durum falan diye düşünmüşsünüz de yok. Ayşe evde dün akşam ateşlendi. Onu sağlık ocağına götürdüm. İlaç falan yazıldı. Genel durum iyi aslında. Benim randevum vardı. Benim sorun da belli bir şey yok aslında. Hani yıllardır bu ekmek falan diyorum ya, ben kendi kendime bir eliminasyon diyeti uyguladım. Ve çok işe yaradı. Eklemlerimde çok açılma oldu. Çok kilo verdim. Fakat yine de geçenlerde bir sorun yaşadım. Yine çoğu her yerim, eklemlerim ağrımaya başladı. Şu an iyi gibiyim ama bir alerji mi var? Yani bir immünoloji bölümüne gitmek istiyorum. Bağışıklığımla ilgili bir sorun olabilir gibi geliyor. Ve yıllardır vücutta bitmeyen inflamasyon var. Sürekli CRP'm yüksek. İşte bunun için tekrar yeni bir doktor olduğu için tekrar testler istendi. Yani bu defa hani haftalarca sürekli gelip gitmem gereken bir şey olacak. İnşallah sonuç alayım da bu defa pes etmeyeceğim. Arkadaşlar bir de şöyle bir soruya cevap vermek istiyorum. Bugünlerde çok geliyor soru. Ne yaptın, yürüyüşü bıraktın mı? Bunu hep açıklıyorum ama hani kaçıranlar oluyor storylerden. 90 gün sayım olayını devam ettiriyorum. Ben yani, hafta sonları 2 gün gidebiliyorum, öyle söyleyeyim. Onun dışına gidemiyorum. Ama hafta içleri zaten hafta sonundan daha çok yürüyorum aslında. Sadece 90 günü saymıyorum. O günlerde 90 günü tamamladıktan sonra da ya bir spor salonu serüveni başlayacak ya da evde gerçekten artık tam planlı programlı kas egzersizleri, dambıllarla veya stretch bantlarla yapılacak inşallah. Şimdilik niyetim o. Ne olur ne gösterir zaman bilmiyorum. İşte hafta sonları da yapınca yoksa daha çok yoruluyorum. Beslenme aynı devam ediyor. Aslında bende hayat aynı devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Klasik rutinlerim. Günaydın. Bak bugünü yürüyüş gününden düşerim. Bir yarım saat, bir saat gecikmeli de olmuş olsa aç karnına kan vermeye gidiyorum. Biz eskiden bu yolda dolmuşsuz gitmemize ihtimal yoktu zaten. Evimizin önünden dolmuşa binip hastanenin önünde iniyorduk. Sonra birkaç yıldır o dolmuş seferi iptal oldu. Cadde işte birkaç, iki cadde kala hastaneye iniyoruz. Yine de o dolmuşa binip yolun yarısını dolmuşla gidiyorduk. Şimdi her gitmeye 10 lira cebimde kalıyor. Gelişte 10, 20 lira. Kârdayım. En az yarım saat yapıyor galiba. Yani öğlen sıcağı falan daha yavaş yürürsem yarım saat. Şu an hızlı hızlı tempolu yürüyorum. Kan verip hemen geleceğim inşallah. Kızlar, tuniğime bakın. O öncesi sonrası tunikte 87 kiloydum ya o zaman giydiğimde. Bir de şimdi bakın. Ne tatlı olmuşum. Ben böyle bol seviyorum tunikleri aslında. Değil mi? Şu şekilde. Merhaba kızlar. En uygun yer buraydı. Müsait mi? Yüzüm düzgün çıkıyor bilmiyorum ama. Bomba haberim şu. Kan testine geldim ya. Benim 13 yıldır CRP değerim hep yüksek çıkar. 7 yıl önce 70'lerdeydi. Sonra ben kombu çayı falan içmeye... Yani ilaçlarla zaten düşüremiyorlardı. İlaçlarla düşmedi. Kombu çayı içmeye başladım. 20 küsürlere düştü. Ama ondan sonra kombu çayını da bıraktım. Tekrar daha aşağıya indiremedim ben bunu. 7 aydır gluten ve şeker sıfır ya. Ömrümde ilk defa CRP 11'e düştü. Yani ömrümde ilk defa değil mi? İşte 12-13 yıldır böyle kilo sorunlarım, ondan sonra eklem sorunlarım başladığından beri. Bir de şey, B12'm yüksek çıktı. Onu da takviye kullanıyordum zaten. Onu da fazla götürmüşüz galiba. Onu bırak dedim. Yani şu an anormal, tek değer CRP, kanda, idrarda, her şey sorunsuz. Onu da... Yani benim niyetim şey yapmaktı, benim bağışıklığımla ilgili veya yediğim bir şeylerle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum ya, eklemlerim tekrar ağrımaya başladı. Şeker ve un hala tüketmemiş olmama rağmen. Bunun arkasındaki şeyi araştırmak isterken hala eklem ağrılarım var. Parmaklarım falan çok kötü ağrıyor aslında. Bakmayın, yürümeye çalışıyorum. Dizim ağrımadığı için idare ediyorum ayak ağrısını. Bunu söyledim. Kadın inatla sen bilirsin Zehra Hanım dedi. Verdiğim ilaçlar bunlar, kullanırsan kullan dedi. Bir hani görmek istiyor antibiyotik falan. Çıkınca artık sekreterle de konuştum. Onun dediğini, bir sözünü dinleyeceğim. Yani ne olursa olsun ben o ilaçları kullanacağım. CRP'm düşmezse ben haklı çıkacağım. Beni dediğim yere göndermek zorunda kalacak.
Düşerse de o haklı çıkmış olacak. İşin peşini bırakacağım herhalde. Beslenme sistemi iyi geldi diyeceğim. Ama yine de ben şunu düşünüyorum. Bana et yaramadı. Et tüketmeyi düşünmüyorum artık. Artık vejeteryan bir Zehra var diyebiliriz. En azından siyah et ve sakatat tüketmeyi düşünmüyorum. Tavuk, balık olabilir. Günaydın kızlar. Yürüyüşüme çıktım. Dün o 20 bine yakın adım attıktan sonra şuna karar verdim. Öldürmeyen acı güçlendiriyormuş. Bu lafı da hiç sevmem bu arada. Sanki benim acımla, benim ağrılarımla dalga geçiliyor gibi gelir. Bunu annem çok söyler. Kalk işini gücünü yap, kalk şunu yap. Öldürmeyen acı güçlendirir, ölmüyorsan yapacaksın der. Şimdi ben aynı şeyleri söylüyorum. Dün ölmedim. Şu an parmağım ağrıyor mesela. Siz ne demek istediğimi anlıyor musunuz bilmiyorum ama gerçek ayak parmaklarım ağrıyor. Kireçlemeden olabilir, inflamasyondan olabilir. Herhangi bir gıda alerjisinden olabilir. Bakacağız artık. Sarıgül derdi ya, yürüyüş. Kışın yapmadıysan yaptım sayma. Kış yeni geliyor. İnşallah devam ettireceğim bunu. Tövbe estağfurullah, tövbe. Sanki Sarıgül aramızdan ayrılmış gibi Sarıgül derdi ya falan demişim ya. Orada bir anlatım bozukluğu olmuş bence. Bir edebiyat öğretmeni olarak kendi konuşmamı beğenmedim. Sarıgül daha dün dedi halbuki. Yağmur, kar yemeden dedi yürüyüş olmaz dedi. Zayıflamış saymayın kendiniz dedi. Ben her sene baharda yazın falan başlarım bu. Her sene demeyeyim hani başladığım dönemler hep yaza denk gelmiştir. Haldır haldır Adana'nın yaz sıcağında diyetimi, sporumu, her şeyimi yaparım. Kış geldi mi fıs söner Zehra. Bu defa onu yapmayacağım. Sönerdi olacak yani artık. Çünkü yürüyüşten kopamıyorum artık. Çok seviyorum. Evet gitmediğim günler oluyor ama kendime gerçekten sağlam bahanelerim varsa gitmiyorum. Şu durum yani öğleden sonra veya akşam değil. Sabahın şu saatlerinde çıkmak çok hoşuma gidiyor artık. Beni zevkle yap. Günaydın. Önce güneşimizi göstereyim. Sonra kendimi göstereyim. Çünkü güneşin güzelliği karşısında benim güzelliğim sönerip gidiyor. Saat 7 oldu. Ya saat 7 olunca herkes dışarıya çıkmış oluyor. O ıssız yollar pek yok maalesef. Zor yürüyorum insanlara çarpa çarpa buraya gelene kadar. Burnum akıyor. Elimde şu gördüğünüz. Görebiliyor musunuz? Mistral Bim sel peçetesiyle geziyorum. Ondan sonra bir de anahtarım. Telefonluğumu da almayı unutmuşum bugün. Şöyle de nur cemalimi gösterebilecek miyim? Bakayım. Evet. Allah'ım bu ne özgüven. İptal ederek söylüyorum. Eski Zehra'nın en çok kullandığı kelime nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Bunu niye böyle yapıyorlar? Şunu niye böyle yapıyorlar? Biraz rahat bir insan mı olmaya başladım? Sebebini ve sonuçta mükemmeliyetçi Başak Burcu özelliği. Yine de eleştirel bir kişiliğim hala var. Eleştirmeyi severim. Olumlu veya olumsuz. Gördüğüm beni rahatsız eden şeyler gözüme batıyor. Ama eskisi kadar değil. Beni rahatsız eden insanlara dua edip geçmeyi tercih ediyorum. Şundan nefret ediyorum, bundan nefret ediyorum demiyorum. Allah'ım akıl versin sana diyorum. Dilimden bu kelimeleri azalttıkça hani bu kelimelerle olumsuzu çağırıyorsun diyenler var ya bir nevi haklı yani olumsuzu çağırmıyorsun. Beynini olumsuza çağırıyorsun aslında. Yani beynin o lafı duya 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 beynini olumsuz bir beyin haline getiriyorsun. Benimkine sebebi o mu? Kilo vermenin mutluluğu mu? Bugün parmağımın biri peçete arasında doladım öyle geziyorum mesela. Evet hakkımızı helal eder. Üçüncü story'e geçiş yaptık. Parmağımın biri çok kötü. Şunu keşfettim ki peçete doladığım zaman böyle biraz kalın oluyor. Yani yara bandı işe yaramıyordu. Kalın bir peçete doladım şimdi. Orayı daha iyi sıkıyor galiba. Yürüyebiliyorum. Dün akşam okula giderken öyle yaptım. Yoksa evde yürüyemiyorum bile. Evde topuklarıma basarak yürüyorum yani o şekilde. Parmaklara hiç ağırlık veremiyorum. Ama böyle çorabın ve ayakkabının içine sıkıştırdığım o peçeteyi dolayınca ayakkabı içinde daha rahat oldu. Yoksa ben hiç yürüyüşe başlayamayacağım. Yani attığım adım sayısıyla alakalı değil.
Benim bu ayağım ve parmaklarım kötü olunca yürüyemedim. İnşallah böyle böyle ne oluyor? Beyni o tembel moda geri döndürmemiş oluyorum. Yağmurlarda yürüyeceğimi garanti etmiyorum ama kışın yürüyeceğim, emin olabilirsiniz. Adana'da pek yağmur olmaz zaten. Kız Allah iyiliğinizi versin. Ben o çoko kremi alır mıyım? O an şaka falan yazacaktım altına. Öyle direkt göndermişim hikayeyi. 2 kiloluk çoko krem kutusu yapmışlar artık. Yarım kilo, 1 kilo patlamıyor kimseyi. Bir de 70 lira. Ben yıllardır çoko krem bu eve pek girmediği için. Pardon, yıllardır girmedi demeyim. Hala evde var ama saklıyorum artık yani. Böyle haftada, 2 haftada bir Ayşe'nin ekmeğine sürmek için. Ona bile sık sık vermiyorum. Ben de yemiyorum. Da o 2 kiloyu inan tek batırmaya yerdim eskiden olsaydı. Ama artık şükürler olsun eski Zehra yok. Gömdük onu. Şu anki Zehra da biraz hasta. Ama elhamdülillah Ayşe'yi okula götürdüm, geldim. Şimdi bugün işlerim vardı ama iptal, hepsini bırakıyorum. İstirahat edeyim biraz. Burnum tıkalı çünkü. Nefes almakta zorlanıyorum. İnşallah birkaç güne düzelirim. Ayşe yine maşallah çok iyi. Olan bana oldu. Yine ben hastayım evde. Ağlanacak halime güler misiniz, dua mı edersiniz bilmiyorum. Burun tamamen iptal. Bu kadar tıkalı bir burun. Nasıl bu kadar akıyor hayret ediyorum. Şapır şapır akıyor. Peçetelerle tıkaç yaptım. Üstüne tekrar peçete sardım. Onun üzerine maske. Şimdi veliler üst üste oluyoruz orada. Yine uzak durmaya çalışırım ama ne olduğunu bilmiyorum. Ha, kötü bir şey olmasa bile yani ben yanımda böyle birisi dursun istemem açıkçası. O yüzden kimseye rahatsızlık vermemek lazım. Ay, dediğimi anlayacağınız mı onu da bilmiyorum ama çektim bir video işte, komik bir hal. Günaydın. Size hiçbir zaman ben çok akıllı bir kadın demedim. Değil mi? Delinin önde gideneyim. Hastayım. Hani grip anlamında evet hastayım. Ama dünkü o yap dediğiniz şeyler, Allah razı olsun. Gelirsek senin kemiklerini kırarız. Çocuğuna nasıl bakıyorsun? Kalk kendine de bak diyenler. Allah sizden razı olsun. Sıcak duşumu aldım. O sıcak buhara durdum. Ondan sonra udi hindi yağımı damlattım. Bitki çayımı içtim. Ayşe'ye ne yapıyorsam kendime de aynısını yaptım. Elhamdülillah iyiyim. Boğazda bir seste kayıp var. Öksürük. Hani çok öksürük yok ama ağrıyor öksürürken. Boğazım ağrıyor. Ondan sonra yürümeme mani mi değil. Ama ayağım günlerdir yürümeme maniydi. Şu an hala canım yanıyor. Evet, şu an hala canım yanıyor. Bir parmak diye peçete doladım. Bugün iki parmağa çıktı. İki parmağa peçete doladım. Ay, bu peçeteleri nereden aklıma geldi bilmiyorum. Bazen böyle kafamda ampuller yanıyor. İyi oluyor. Yani evde gerçekten hiç yürüyemeyen bir kadın şuraya yürüyüş yapıyor. Ayşe kızıyor. Anne sen hastaydın. Kızım, peçete dolayıp yürüyorum işte. Ne yapayım? Evde o şekilde yürünmüyor çünkü. Ayakkabını dıştan sıkması gerekiyor herhalde peçetenin durması için. Çıktık yine yürüyüşümüze. Allah'ın verdiği sağlığa, sıhhate binlerce şükürler olsun. İyiyim. Şu şalı da güzel yapamamışım. Gıcık oldum kendimi görünce. Güneşimi de göstereyim size. Bugün biraz bulutlu. Şöyle. En son olarak onu görün bakalım. Geç kaldım zaten. Günaydın. Güneş. Canım, güneşim yine tam karşımdan vuruyor. Gözlerime. Farkındaysanız geç çıkıyorum ya. Bu sabaha karşı uyuma işini yapmaya başladım artık. Şekerleme yapıyorum 2-3 gündür. Böyle saat 6 falan olunca diyorum ya, şuradan 5-10 dakika uyuyayım ya, ne olacak sanki, alarm kurulu diyorum. Ama ben alarmı kurup kapatıp geri yatıyorum. Yine de şükürler olsun çok geçe kalmıyorum. 7 olmadan kalktım, biraz Ayşe'ye vermem gereken karışımlar vardı, onları verdim. Suyumu içtim mi? Ana, su içmedim. Yok, içmedim suyu valla. Ondan sonra dur güneşi göstereyim bir yandan. Sonra ne yaptım?
Evet, velhasıl sonunda geç de olsa çıkmış oldum ya. Şükürler olsun. Parmaklarım daha iyi. Parmağımın ne olduğunu anlamıyorum. Evet, benim genel olarak eklemlerimde, parmaklarımda da kireçleme var. Ağrı oluyor. Fakat bu öyle değil. Ondan değil bu. Nedense birdenbire parmaklarımın altı nasır tutmaya başladı. Önceden de oluyordu. Çoktandır geçmişti yani. İncecik nasırlar. Böyle bıçak gibi kesiyor resmen. O nasırlar da su topladı üstüne. Ya çok iğrenç bir durum oldu, öyle söyleyeyim. Görüntü de hiç hoş değil. Acısı da hiç hoş değil. Allah kimseye yaşatmasın. İşte ben ısrarla çocuğumu okula götürmeye devam ettim. 2 gündür de peçete dolamayı akıl ettim. Bugün gerçi o kadar değil. Evde de biraz rahat yürüyordum ama olsun. Artık tam nasır oluşacak. Ondan sonra rahat edeceğim herhalde. Çünkü oranın sertleşmesi gerekiyor şu an iyice. Öyle, benim sıkıntım derdim bu yani. Anlamayanlar anlamışlardır umarım artık. Görüşürüz, ben yürüyüşümü yapayım. Günaydın. Tık, güneşim doğdu. Artık saat 7 gibi çıkayım ya yürüyüşe. Çünkü 6.30'da falan gece gibi oluyor, bildiğiniz karanlık gibi. O yüzden böyle iyi diyorum. Kafam dumanlı falan değil de bazen böyle bir romantik kalkıyorum diyelim. Eskiden isyanlarda canım sıkkın, sinirli kalkarken, buna da şükür, şarkı sözlerinden dolayı uyarı alıyorum bazen. Çok teşekkür ederim. Bu şarkı sözlerini sadece o anki ruh halime uyan birkaç kelimeden dolayı paylaşıyorum genelde. Yoksa o kötü sözlü şarkıları artık ben de dinlemiyorum. Ruhuma işlemesine izin vermiyorum. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Bugün ayağım daha iyi. Şükürler olsun. Galiba ayakkabıdan kaynaklanıyormuş. Selamünaleyküm. Bir uçtan başlayayım dedim bu video işlerine ya. Şimdi ne yaptım? Öncelikle üzerimi giydim. Üzerimi giymeden önce gittim, mutfağı toparladım, bulaşık falan yıkadım işte. Sonra şöyle bir kahve yaptım kendime. Bu arada ben şu an sol elimle kahve içiyorum, gözüküyorum değil mi size? Bak, sağ elim bu. Bunu lütfen beni uyarmayın artık. Ne diyordum? İşler gerçekten o kadar birikiyor. Şimdi günlük işler var, 10 yıllık işte var dediğim gibi. Kafanızda ertelediğiniz her iş sizin enerjinizden sömürüyor. Bunu enerjistler, enerjiyle ilgilenen kişiler söylüyorlar. Bu manevi anlamda da böyle, bu dini anlamda da böyle. Dinle, hatta bunun ayeti bile var yani. Bir işinizi bitirip hemen diğerine başlayın. Biz bir işi bitirmediğimiz için diğerine başlayamıyoruz. Yarım yamalak kalıyor işler. Galiba İnşirah suresindeydi bu geçen ayet. Biz boş yattığımızda daha çok yatıyoruz. Ve bu his gerçekten çok kötü. Hani enerjini götürüyor dedikleri derken, şunu kafanda sürekli yer ediyor. O işi yapıp bitirsen belki yarım saatte bitireceksin. Ama yapmadığın için bitirene kadar kafanda o iş. Ya o işi yapan tamamen bitireceksin, ya da yapmayacaksan da hayır ben o işi yapmayacağım deyip kafandan tamamıyla çıkarıp atacaksın. Bu inanın günlük bir bulaşık için bile geçerli bir kanun bence. Bunu bile bile yapmıyorum nedense. Kahvenin enerji verdiğini keşfettim aslında, inşallah kendimi toparlayıp. Video derken ne? Çok büyük kapsamlı video değil ama şu zencefil var ya elimde. Zencefil değerlendirme yöntemleri, elimizde muhafaza etme yöntemleri, onunla ilgili 2-3 yöntem işte göstereceğim. Video onları çekeceğim. Instagram'a da belki bir reels yaparım bilmiyorum ama YouTube'a atacağım. Öyle hem arada da sizinle sohbet edelim dedik. Sonra üzerime şu şeyi giydim. Kıyafeti, adı neyse. Zımbırtı. Ferace mi diyorlar buna? Yarasa kollu. Şimdi bunu giymişken üzerime bunun da havasını atayım, size göstereyim. Şöyle. Bu normal bir ferace dediğimiz dümdüz bir şey. Tamam mı? Şöyle. Değil mi? Ama ben bunu arkadan ne kadar topladım. Bir bakar mısınız? Görüyor musunuz şurada iğneyi? İğneledim resmen. Bunu dolduruyordum. Boyu birazcık uzundu sadece. Böyle giyebilirim diye karar almıştım. Öyle. Artık evin içindeki bosbolu seraceyi bile dolduran Zehra yok. Şükürler olsun. Kilom aynı. Vermiyorum da almıyorum da. Ama o kadar rahatım ki. Zaten diyetle falan alakam yok. Artık adı diyet değil. Ben bundan sonra hayatımı böyle devam ettireceğim inşallah. Sadece şu an bir 75'i görmek istiyorum. Bu seneki hedefim 75.
Bir ay içinde falan inşallah. 75'i gördükten sonra korumaya alacağım kendimi. Ne zamana? Gelecek yaza kadar, gelecek bu sonbahara kadar falan olabilir yani. Bir sene düşünüyorum. Evet, kiloyu bu şekilde hallederiz Allah'ın izniyle de. Kiloyu versem bile insanın hayatında bazı şeylerin işte bu hedefleri yerine getirmek dediğimiz olayı bir halletmemiz gerekiyor. Günlük işlerimizi bile aslında bir kağıda yazıp da işte az önce paylaştığım gibi şey yapsak, böyle tik atsak her yaptığımız işe, bu çok motive edici oluyor. Benim gibi insanlara özellikle. Şu an mesela kafamdaki işleri kalkıp yavaş yavaş yapacağım işte. Siz de deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir ev hanımının gerçekten çok hani bir işte çalışıp da sadece o işi yapıp bitirmiyoruz. Çeşit çeşit işleri aynı anda birkaç iş birden yürüdüğü için gerçekten yorucu oluyor ve özellikle kafayı da yoruyor bu. Böyle yapılabilir diye düşünüyorum, sizlere nacizane tavsiyem. Böyle benden şu an için. Sporu soruyorsunuz. Spora daha başlayamadım ya. Yani ben hoplamalı zıplamalı sporları zaten yapamıyorum. Bir ağırlık antrenmanı kendime bulup tam program onu yapacağım inşallah. Niyetim o. Bu özgüven dediğimiz olay tam olarak nasıl ki zaman gelecek bilmiyorum. YouTube'a normal video çekiyorum. Instagram'da efektleri görünce dayanamıyorum. Şöyle YouTube'a çektiğim videonun arka tarafını göstereyim size. Ay, ay ne kadar dağınık bir kadın bu böyle. Kime çekmiş ki hiç bilmiyorum. Şu harika şeyleri yaptım. Şifa olsun inşallah tüm hane halkına. Zencefil yani büyük parça alınca şimdi ben bunu bir iki günde tüketemem sonuçta bitki çayıyla. Ne yaptım? Güzelce onu bu şekilde değerlendirmiş oldum. Telefonum kayıyor galiba. Ah, kayma canım. Böyle enfes bir şey yaptım. Biz çok severiz böyle şey. Bitki çayını da çok seviyoruz ama işte bitki çayı şey. Yeter mi bu? Bal daha sulanacak değil mi? Burada biraz az koymak gerekiyor. Allah'ım şu kaşıma gözüme bak ya Rabbim. Allah özene bözene yaratmış değil mi? Şöyle hakiki çiçek balımdan da koyuyorum. Günaydın. Yine düştük yollara. Ya bu 7 saatlik falan sevmiyorum ama niye böyle bir huy oldu ben de bilmiyorum. Güneş doğmak üzereyken bir uyuyorum tekrar. Aslında uyanığım normalde. Bu saate kadar yatıyorum. Bugün şöyle ışık da arkamda kaldı ya. Farklı bir yolda yürüyorum da. Farklı tarafa doğru yürüyorum diye. Bugün, dün hedef tablosunu hazırladım biliyorsunuz. Onun dışında bir de günlük yapacağım aktiviteleri. Ev işi bile olsa onları da yazdım. Bugün onların hepsine tik atmak istiyorum. Hepsini tek tek kontrol edip hepsini yapmak istiyorum. Ancak kendimi bu şekilde takip ediyorum. Siz de bence hani böyle bir şikayetiniz varsa eğer kendinizden dolayı işte işleri yapamıyorum, yetiştiremiyorum. Çünkü emin olun zamansızlıktan değil hiçbiri. Zamanımız var. Herkese zaman 24 saat. Yapan nasıl yapıyor? Programlı ve disiplinli olduğu için yapıyor. Bir yerde yatıp kalmadığı için yapıyor. Veya bir yerde lafa dalmadığı için yapıyor. Gezip koruda komşuda laf edenler için söylüyorum. Günaydın. Haydi gidelim dedik. Şu an elimle gölgelik yapmak zorundayım. Allah'ım bu nasıl güzel bir güneş. Gözlerim kamaşıyor. Beni ne kadar görebiliyorsunuz onu da bilmiyorum. 3 saat uyku uyudum. Şöyle yapsam. 2-3 saat uyku uyudum bugün. Ondan sonra sabah da baktım. Yani alarmın sesine kalkabileceğim. Kalk Zehra dedim. Yürüyüşünü yap. Gerekirse gündüz uyursun. Yine şekerlemeni yaparsın. Ucunda ölüm yok ya. Çünkü yürüyüş yapmam yani. Artık beni tanıyanlar bildi. Sabah kalkıp bu yürüyüşü yapmazsam yatana kadar yatıyorum yani. Sürekli yatıyorum. Ay şimdi işte bir yürüyeyim, bir tur atayım bu kanalın etrafında. Sonra tekrar eve. Ayşe iyi şükürler olsun. Dualarımız kabul olsun. Evet az önce güneş olunca çok şey sözüm yarım kaldı gibi oldu. Zehra nasıl yapıyorsun diyen çok oluyor. Zehra nasıl yapıyorsun değil de Zehra yapıyorsa ben de yapıyorum, yaparım deyin yani. Gerçekten dünyada yeryüzünde yapamayacak insanlardan en başına çeken biri bendim. Arabalar da geçmeye başladı. Yapıyorum.
Eski Zehra olsa yatardım. Çok uyumadım zaten. Bugün ibadet de geçti. Hadi böyle olsun yatayım derdim. Uykum var derdim. Kendi kendime bahaneler uydururdum. Oram ağrıyor, buram ağrıyor derdim. Şimdi o sesleri duymamaya çalışıyorum. Olmuyor mu? Oluyor. Yine oluyor. Ama diyorum ki Zehra kendini kandırma. Hadi kalk yürü. Yemek konusunda Zehra asla, sen kendini tanıyorsun. Bir lokma yersen geri dönersin. Bana bir lokma yiyen, ye diyenlere sesleniyorum buradan. Bir lokmayla olmuyor. Asla olmuyor. Haberiniz olsun. Şöyle örnek vereyim. Ben 11 yıl oldu. O adını anmak istemediğim bağımlılığı bırakalım. Nikotinli olanı. Ondan sonra ve elhamdülillah 11 geçti, hatta 12 oldu neredeyse. Elime bir kere vurdum. Yani yakmak için vurdum. Hatta çakmağı da yaktım ama tutuşturmadım. Hayır Zehra dedim, bunu yapamazsın. Kendinizle konuşun. Kendinize despotça davranın. Kendinize bağırın çağırın. Ama böyle durumlarda bağırın çağırın. Niye yiyorsun? Kendine neden engel olamıyorsun diye sonradan pişmanlık duyup kendini hakaret edene kadar baştan katı bir öğretmen olun kendinize. Ve 12 yıl olmasına rağmen şu an tekrar elime belki alsam o zıkkımı, içmeye başlarım. Bir içerim, iki içerim, tekrar içerim. Yani yemek de aynen böyle. Ne olur ben kendimi durdurabiliyorum diye bahane uydurmayın. Yediğiniz şey sağlıklı mı? Sağlıklı bir şeyde evet kendinizi durdurun ama sağlıksız bir şeyde hiçbir şey almayasınızı almayın yani. Evet. Güneşin nurunu gösterdim de kendi nur cemalimi göstermeden olmaz dedim. Ters yürüyorum şu an. Güneş arkamı döndüm. Şöyle telefona getirmemeye çalışıyorum. Şey oluyor. Galiba güneşin yani gerçekten konumu da değişti. Önce şöyle şu arada bir yerdeydi ve daha aşağıdaydı. Şimdi hadi diyelim geç yürüyorum. Bir saat geç çıktığım için. Ama sanki böyle konumu da değişti ya. Ortaya doğru kaydı gibi falan. İşte mevsimlerle alakalı herhalde. Coğrafi bilgisi olanlar anlasınlar. Çıktım pazar günü. Ay bunu çok seviyorum. Pazar günü çok güzel oluyor. Issız, kimse yok. Herkes yatarken. Birilerinin tersine gitmek zaten şey. Bu da bende bir hastalık herhalde. İnsanlar yatarken ben kalkıyorum. Onlar kalkarken ben yatıyorum. Böyle saçma sapan bir şeyler.